Azerbaycan'a ne diyeceksiniz? Oraya bakın. Şimdi Azerbaycan'a pek bir şey diyemiyorum. bizim ülkemizde yani Türkiye'de her ne olursa olsun yine de bir demokrasi ve bir hukuk var. Yani siz içeride belki bir yıl haksız yatabilirsiniz ama sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardır, o vardır, bu vardır. Bir yerde hukuk işler ve siz serbest kalırsınız. Ama Azerbaycan'da maalesef bu da yok ya. Yani insanı içeri atıyorlar. Ya akrabası insanın atılır mı içeri ya? Yani seni atamıyorum, Amerika'dasın, akrabanı içeri atacağım. Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Yani biz neyin hesabını vereceğiz geriye? Yani biz tarihe, kendi milletine değer veren. Bakın ben Azerbaycan'a 5 kere gittim. Bir petrol zengini ülke. Çok komikti. Ben hayatımda böyle tarlada petrol çıkan bir yer görmedim. Arabayla böyle giderken bir baktım bir tulumba var. Bizim şeydeki tulumbalar gibi. Tarlada su basan tulumbalar gibi. Herhalde maket dedim bu. Da yok böyle sırayla otomatiğe bağlanmış petrol çıkıyormuş oradan. Tak 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 tak. Bu kadar nimeti verilen bir ülkede insanlar 200 dolar, 300 dolar maaş alıyorsalar utanması lazım. Yani ben Ali'ye de bir laf söylemiyorum da orada bir Türkçülük yapan bir milletvekili vardı. Neydi onun ismi? Her yerde Karadeniz, Maradeniz şarkıları söylüyor bir milletvekili var. Bir bayan. Gendire mi? Paşa. Yani Türklük bu değil. Türklük kendi ülkesindeki insanını seven, o insana o zenginliğin içinde 200 dolar maaş veren utanır ya. Elinde mikrofon çıkıyor meydanlara bağırıyorsun ya. Neyin bağırıyorsun ya sen? Senin ülkende 200 dolara çalışıyorlar. Çin'de bugün 200 dolara çalışan yok. Türklük bu mu? İnsan da biraz ar olur, biraz utanır ya. Biz Türkiye bizim için önemli. Ya bırak sen Türkiye'yi mülkeyi ya. Kendi insanına bak. Kendi demokrasine bak. İnsanlar hangi devirde Zambiya'da, Namibya'da 200 dolar, 150 dolar maaş alıyorlar. İnsanlar Azerbaycan'da 200 dolara geçinecekler. Bu doğru ve ahlaki değil. İnşallah bu faşist zihniyetler. Sürekli milliyetçilik üzerinden oy devşirip milleti uyatılan aklının başlarına alacağına inanıyoruz. İnşallah düzelecek ve biz de demokrasi ve hukukun bol olduğu bir ülke yaşayacağımıza inanıyorum.